genel izleyici için uygundur. Nasıl da özlemişiz gözlerimize, dilimize, bedenimize, ruhumuza, evimize, memleketimize, dünyamıza, evrenimize. Hoş geldin 11 ayın sultanı ya şehri Ramazan. Oruç elimizden tutup bizi ayağa kaldırıyor, bizi kıyama kaldırıyor. Mahyalar en karanlık yanlarımızı aydınlatıyor. Yenileniyoruz ve hayatı yeniliyoruz yenilmemek için. Bu mukaddes aya ulaşmanın hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmişler. Hicretlerinin üzerinden henüz 18 ay geçmiş, Şaban ayının son günleri ve orucun farziyetini bildiren Bakara suresinin 185. ayeti celilesi nazil oluyor. Es'adu billah. Şehru Ramazanellezî Ünzile fihil Kur'anu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel fırkân. Femen şehide minkümüşşehre fel yasum. İlâ âhiril âye. Ramazan ayı, insanlara yol göstermek, doğrunun ve hakkı batıldan ayırmanın açık delilleri olmak üzere Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden kim bu aya ulaşırsa onda oruçlusun. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'de minbere çıkıyor, Müslümanlara hutbe irad ediyor ve diyor ki ey inananlar, ey Müslümanlar, mübarek Ramazan-ı Şerif ayına kavuştunuz. Allah bu güzel ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire bağlanır diye hitap ediyor. İşte şeytanların zincire bağlandığı, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının da ardına kadar açıldığı bu mukaddes aydan hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepinizin üzerlerine olsun. Efendim Allah nasip etti. Bir Ramazan-ı Şerif ayına daha ulaştık. Siz güzel insanlarla beraberiz. Allah nasip ederse Ramazan ayı boyunca sahur sohbetleriyle beraber olacağız ve her sahur sohbetlerinde birbirinden kıymetli ilahiyatçı hocalarımızla birbirinden önemli konuları, bize lazım olan konuları ayetler ve hadisler ışığında mütalaasını yapıp doğru bilgiyi doğru bir aktarımla siz güzel insanların istifadesine sunmaya çalışacağız. Tabii bir yandan da Hasan Akıntaş ve ekibinin eşsiz nameleri. Bir yandan da ünlü karilerimiz, üstadlarımızın Kur'an tilavetleri, aşr-ı şerifleri olacak. Tabii pandemi sürecindeyiz. Hani Mekke Medine'ye hasret kaldık. Kutsal topraklar, Mekke Medine ve terelerimiz var. İnşallah bu Ramazan onları da izleyeceğiz, hasret gidereceğiz ve daha fazlası inşallah programımızda olacak. Ben fazla vakit kaybetmek istemiyorum çünkü çok özel bir konuğumla başlayacağız bu gece. İlahiyatçı yazar Ahmet Özkarataşlıoğlu hocamla beraber bu geceyi konuşacağız. Bu gece nasıl bir gece, bu ay nasıl bir ay, inşallah güzel bir değerlendirme yapacağız. Ama onun öncesinde kısa bir söz ve teremiz var. Hemen muhabbetimize başlıyoruz. Buyurun. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlar. Eddinun nasiha, din nasihattir, samimiyettir. Kullâ limen ya Resulallah, kime ya Resulallah diye sorduk. Kale Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Lillahi Allah'a, ve li kitabihi kitabına, ve li rasulihi peygamberine, ve li e'immetil müslimine, Müslümanların idarecilerine ve âmmetihim ve tüm Müslümanlara karşı samimi olmandır. Allah'ım şu güzel Ramazan-ı Şerif ayında bizleri doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayırma. Evet efendim tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ahmet Özkarataşlıoğlu hocamı biraz önce size bahsettim.
Hani şöyle bir ifade vardır. Mesela biz hatipler anlatırız. İşte bir öğretmen öğrencilerini anlatır. Bir iş insanı çalışanlarına anlatır, hitap eder. Bir anne baba evlatlarına, ailesine bir şeyler anlatır. Ama hatiplerin genel özelliği şu olsa gerek. Anlattıklarını yaşarsa karşı tarafa anlatılanlar sirayet eder. İşte ben de ilmine, karakterine, ahlakına güvendiğim, çok sevdiğim, değer verdiğim, yaklaşık 15 yıldan beri de dostum olan, arkadaşım olan ve anlattıklarını yaşamaya çalışan, hani anlattıklarını yaşayan derse bir iddialı olur değil mi Ahmet Hocam? O kadar da abartmıyorum estağfurullah. Nasılsın hocam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Cenab-ı Hak tekrar kavuşturduğundan dolayı kendisine hamd ediyoruz. Bu vesileyle inşallah iyi başlamayı, iyi gitmeyi, kazananlar olarak tamamlamayı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Sevinçliyiz. Ancak bir yerden mahzunuz. O mahzuniyetin gölgesinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk diye sevinçliyiz. Yine ümitsiz değiliz. Allah'ın rahmeti geniştir. İnşallah o rahmetle beraber rahmet gecesindeyiz. İnşallah hepten rahmete nail oluruz. İnşallah. Amin. Yani İnşallah. Bu gece bir bu Ramazan-ı Şerif ayına bir merhaba dedik. Dedik. Bir de Hasan Akıntaş ve ekibi güzel bir merhaba desin mi Ahmet Hocam? Ne dersin? Biz dinleyeceğiz o zaman. Öyle mi? Dinlemeyi seversin hocam sen. Peki. Aynı zamanda tabii ki çok güzel bir hatipsin ama. Estağfurullah, estağfurullah. Evet efendim şey yapalım. Bu şu vakite, seher vaktine, sahur sohbetlerine Hasan Akıntaş ve ekibinin şöyle güzel bir ilahisiyle merhaba ya şehri Ramazan desin. Şöyle kulaklarımızın da bir pası silinsin. Sonra muhabbetimize devam edelim inşallah. Buyurun. Merhaba ey şehri Ramazan, merhaba müştak olup özledim. Bakıp yolun gözledim. Ya şehri Ramazan, merhaba. On bir ayın sultanısın, müminlerin bayramısın, müznibillerin gufranısın. Merhaba, merhaba ya şehri Ramazan, merhaba. Merhaba,
Evet, sevgili Hasan Akıntaş ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Ahmet Hocam. Evet. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Şimdi hani Peygamber Efendimiz diyor ya, kim faziletine inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan-ı Şerif ayının güzel geçirirse, orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır diyor. Evet. Şimdi tam çok önemli bir ay. 11 ayın sultanı diyoruz, Kur'an ayı diyoruz, rahmet ayı diyoruz, bereket ayı diyoruz. Bütün sıfatlar Ramazan ayıyla hemen muttasıf. Peki yani Ramazan ayını biz nasıl anlayacağız, nasıl idrak edeceğize gelmeden önce Ramazan'ı bir tanıyalım. Hani önemli bir ay ya, önemi nelerdir? Diğer aylardan ayrıştıran en temel özellikler nelerdirle başlayalım dilersen, evet. Sonra devam edelim. Estağfurullah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ashabihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecmain. Allahu Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şerefiyat olduğumuz, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, aline, ashabına, ehli beytine, etbaına bir kere daha salat ve selam olsun. Bu vesileyle de Cenab-ı Hak bize Ramazan-ı Şerif'i tekrar lütfettiğinden dolayı kendisine hamd ederken iyi bir Ramazan yaşamayı, Cenab-ı Hakk'ın muradı neyse bu Ramazan'daki, bize bu Ramazan'ın ikram edilmesindeki gaye neyse onu başarabilmeyi Allahu Teala hepimize lütfetsin ve ikram etsin inşallah. Bu vesileyle de tüm kardeşlerimizin ve sizlerin, buradaki tüm ekibin Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayını hayırlara ve bereketlere, gönlümüzdeki hayırlı muratların da husulüne vesile kılsın. Amin. İnşallah. Özellikle hocam zaten hani bu Ramazan'ın teması şifa. Şifa değil mi? Evet, şifa. Diyanet de herhalde tabii böyle açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı. Biz geçtiğimiz Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde burada bir gece şifa geldi demiştik. Ve nünezzilu minel Kur'an-ı mahu ve şifaun diyor Allah-u Teala. Biz Kur'an-ı Azimuşan'ı şifa olarak indirdik. Madden de manen de aslında Kur'an-ı Azimuşan içerisinde bütün dertlerimize şifa var. Ama şimdi diyelim ki şöyle bir tabir var. Bal şifa mıdır? Mesela bütün kaynaklara bakın, balın şifa olduğunu söyler. Balı satan da şifa olduğunu söyler. Tamam. Halkımızın ekseriyesinde, örfümüzde, adetimizde, inancımızda, kültürümüzde balın şifa olduğunu, yaz mevsimindeki hasat zamanından sonra bala karşı bir talep, özellikle bu hastalık sürecinde vücudun bağışıklık kazanması için de bala bir rağbet oldu. Evet. Şimdi bal şifadır deyip şuraya bir efendim bir kavanoz diyelim bal gelse. Burada ekrandan göstersek desek ki dinleyenlerimiz bal şifadır, şifa geldi desek. Herkes de ona baksa. Bu teşbihten gidelim o zaman. Ya bu şifadır diye baksak, bu bakmakla bize şifa olmaz. Değil mi? Bundan ne yapmak lazım? Yemek lazım. Şimdi yiyeceğiz ki vücut bağışıklık kazanacak. Şimdi bal gibi bir ay geldi diyelim. Şifa geldi. Şifanın tam mevsimi geldi. Ama biz bundan istifade edecek miyiz, ne kadar? Her gün güneş doğuyor. Ama perde kapalıysa, eve güneş girmiyorsa güneşte kabahat yok. Ramazan geldi. Eğer ki yuvamıza alamazsak, hayatımıza yansıtmazsak, eksiklerimizi bir muhasebe yapmazsak, kendimizi toparlayacak bir efendim hayata dönüş yapmazsak, Ramazan, ne kaybı var Ramazan'ın? Hiçbir kaybı yok. Kayıp bizde. Evet. Şimdi Ramazan'ı kıymetli kılan ne? İşte o şifa. Allahu Teala'nın şifa olarak beyan ettiği Kur'an'ın nazil olduğu bir mevsim. Şimdi Recep, Şaban, Ramazan derken Ramazan-ı Şerif ayına da kavuştuk. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı kıl, bereketli kıl diye dua yaparken, bizi Ramazan-ı Şerif ayına kavuştur derken Ramazan'a kavuştuk.
Hatta geçen Berat gecesinde, Berat gecesinde değil mi hocam? Bir yıllık ömürler, rızıklar, tabii, doğan çocuklar belli oluyordu. Demek ki şu an Ramazan'ın ilk sahuruna kadar garanti geldik. Yani rahmete nail olacak bir mevsimi yaşadık. Evet. Yaşıyoruz ama kavuşamayanlarımız da oldu. Hastalık sebebiyle vefat edenlerimiz de oldu. Evet. İşte Berat kandilinde hayattayken şimdi kabirde olan da var. Bütün ehli imana, göçmüşlerimize Allah-u Teala şu rahmet geceleri hürmetine bir kere daha rahmet etsin, amin, mağfiret buyursun inşallah. Ölmüşlerimizi de böylece bir kere daha anmış olalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri Tevbe suresinde ayet-i kerimesinde diyor ki, kainatı yarattığı günden kıyamet kopuncaya kadar Allah katındaki ayların sayısı tis'ate aşara, 12 buyuruyor. Bu 12 ayın 4'ü erbautun hurum, haram aydır diyor. Ama 12 ay, burada dinleyen kardeşlerimiz de biraz dikkate alarak dinleyelim. 12 aydan hiçbiri Ramazan-ı Şerif'in haricindeki diğer 11 ayın ismi alenen zikrolunmamış. Bir. İkincisi, haram aylar diye beyan etmiş olduğu erbautun hurum diye hürmetli ay olarak beyan edilen haram ayların da ismi yok. Haram aylar 4 tane. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep-i Şerif ayı. Bunlar da, bunlar hep bizi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize öğretti. Ama bir ay var ki onun ismi, işte Ramazan-ı Şerif ayının ismi alenen zikrolunmuş. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir ay ki Kur'an onda indirildi buyuruyor. Hmm. Şimdi Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif ayını bize, o ayın ismini öğretirken ama o ayda ne olduğunu da söylüyor. Mesela Kur'an'ın nazil olmadığı dönemin içerisinde de Ramazan ayı vardı diyor Arap toplumu içerisinde. Ama Kur'an'ın dönemiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle beraber Ramazan-ı Şerif ayı bir nam kazandı. Şöhret oldu. Çünkü Kur'an'ı şöhret oldu. Yapan Allah-u Teala Hazretleri. Şimdi şöyle düşünelim. Kur'an'ın indiği gece hakkında Allah-u Teala Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr buyuruyor. İçinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir gece. Geldiği gece, dikkat edelim, 83 sene 4 aydan, yani bin aydan daha hayırlı bir gece. Bir de dahası var değil mi? Ötesi. Tabii, yani daha diyor. Bu 83 sene 4 ay ne demek? Gece gündüz, 83 yıl gecesiyle gündüzüyle Allah yolunda mücadele etmiş, Allah yolunda hizmet etmiş olan kişinin kazanmış olduğu sevap neyse, mükafat neyse, Kadir gecesini ibadetle geçiren kişinin sevabı ondan da üstün olur. İhlas ve samimiyetine göre. Hmm. Şimdi geldiği geceyi bu kadar kıymetli yapmış. Geldiği ay şerefli bir ay. Kur'an'a konu Kur'an-ı Azimuşan, Ramazan-ı Şerif mevsimi. Aynı zamanda indiği dağ Nur Dağı. Geldiği topraklar Mekke'yi mükerrem yapmış. Medine'yi münevver yapmış. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetle şerefleniyor. Geldiği zaman Mekke şehirlerin annesi oluyor. Yani Kur'an'ın bulaştığı, tozunun dahi girmiş olduğu her yer taş, toprak, ne oluyor? Her şey kıymetliyor. Kabe muazzam oluyor. Muazzam bir Kabe oluyor. İnsan ihya oluyor. Şehir ihya oluyor. Peki bu ayda nazil olan ay şeref, 11 ayın sultanı oluyor Ramazan-ı Şerif ayda. Peki oradan şimdi kendimize gelelim. Bize Kur'an dokunsa, biz Kur'an'a dokunuyoruz da bir de Kur'an bize dokunmaya müsaade etsek, içindeki muhtevaları içimize doğru biraz yaşama gayretine doğru girsek biz de sultan olacağız demek. Yani şimdi hocam mesela demin de bahsettin ya, bir teşbih de bulundun. Ben de şöyle bir misal vereyim. Bir insan hekime gider, bir yere ağrır, bir ameliyat olur vesaire. Doktor, hekim bir reçete sunar, reçeteyi alır, eczaneye git, ilaçları al, aç karnına, tok karnına, günde iki defa, üç defa neyse kullan. Sonra yine gel. Hani şifa kesin değil, yine gel diyor. Bakacak çünkü. Evet. Şimdi bir insan o reçeteyi alsa, eczaneye gitse, ilaçları alsa veya hiç gitmese reçeteye baksa, okusa, bir şey şifa bulur mu? Bulmaz. Reçeteyi alıp ilaçları da alsa, eve gelse, ilaçlara baksa, ilaçlar ona baksa yine bir fayda olmaz. Yani ilaçları içmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i tamam biz böyle anlatıyoruz, dertleniyoruz esasında. Bir dertlenmenin bir, evet, tezahürü var burada. Tabii. Peki yani mesela Ramazan-ı Şerif ayındayız ya. Yani
tamam halkımız hepsi hafız olamayabilir. Kur'an'ı baştan sona okumayabilir. Ama Kur'an'ı da okumak istiyor. En azından Ramazan bir vesile. Neresinden başlasınlar? Küçük sureler mi dersin? Hani İhlas suresi, İnna Ataynâ, Kelkevser, Felak Nas, Fatiha. Bir reçete sunar mısın sen de hocam? Estağfurullah. İzleyenlerimize. En azından şimdi, bu Ramazan şöyle şöyle yapın. Kur'an'a biraz yaklaşırsınız evet. gibi. Hekimin, doktorun yazmış olduğu reçeteyi bile yazıldığı şekliyle usulüne uygun ilacı kullanmanın tarifi var. Sabah akşam, işte sabah öğle akşam aç karnına, tok karnına reçete yazılmış. O reçeteyi, ilaçları bile kullanımına göre kullanmak lazım. Ya ben böyle yapacağım demekten, şimdi siz doktora gidin, ya sayın doktor bey ilacı sabah akşam yazdın da ben gece gündüz atıyorum. Ya ben ya bir kereye mahsus bir kere hepsini içeceğim. Açı tok yerine, toku aç yerine yapsan tedavi olamazsın. İlla da reçeteye uygun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir şifa, bütün dertlerimize deva olacak bir kitap. Ama Kur'an-ı Azimuşşan'ın hayatımıza dokunmasına dayalı bir çalışmayı, yani Kur'an-ı Azimuşşan hepimizin evinde var. Ama tilavetiyle, okumamızla, haşır neşir olmamızla beraber ki olan muhabbetimizi biz bu ay biraz da arttıracağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Onu örnek alacağız biz. Şimdi soru soruyu aşıyorum. Halkımızın arasında şöyle bir kafalarında, zihinlerinde şöyle bir soru var. Biz kardeşlerimizi geziyoruz, dolaşıyoruz. Vatandaşla birebiriz. Şu anda pandemi şartları var. Biraz kısıtlamanın içerisindeyiz ama şu soru çok geliyor. Hocam işte Ramazan'ın terafisi, Ramazan'ın mukabelesi. Biz bu Ramazan'ı nasıl geçireceğiz? Kafa karışıklığı var. Bir de söz sahibi olan da, olmayan da, bilen de, bilmeyen de herkes bu işin içine doğru karıştığı vakitte kardeşlerimizden şu soru geliyor. Biz bu Ramazan'ı nasıl ihya edelim? O zaman bu ayda gelen, madem Kur'an-ı Azimuşşan bu ayda bize geldi, bu ayda gelen o Kur'an-ı Azimuşşan seni bir şahsiyete yönlendiriyor. Ben şimdi düşünüyorum. 30-35 yaşına varmış bir insanım. Bu kadar Ramazan görmüşüz hayatımızda. Bu kadar efendim, camilerden de uzak kalmanın üzüntüsü var. Hastalık bir ayında imtihanımız var. Bunların içerisinde böyle bir süreçte ben düşünüyorum şimdi. Diyorum ki kendi kendime nasıl bir Ramazan geçireyim de Ramazan'ı bize ikram eden Allah-u Teala'yı razı etmiş olalım. Bir kere niyetimizi bir hedef koyalım. Bu Ramazan'da bir hedefi koyalım ki bu niyetler, niyetimiz önce bir salih olması gerekiyor. Niyet bize hedefi gösterir. Çünkü ameller niyetlere tabii, göre değer kazanır. Aynen. Buhari hadis kitabının ilk hadisinde diyor ki innemel e'malu bin niyat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ameller niyetlere göredir. Şimdi bizim sahurumuz amel. Oruca niyetleneceğiz, amel. İftarımız amel. Teravih amel. Mukabele amel. Yani fitresi amel. İnfakı amel. Zekatı amel. İmanın dışındaki bütün çalışmalarımızın hepsi amele giriyor. Ama bu amelin içerisindeki bütün çalışmalarının karşılığı ameline göre değil, niyetine göre veriliyor. O zaman da bu gece, Ramazan'ın başlandığı ilk gecede gelin bir hedef belirleyelim. Bence bu hedefe başlangıçta da bir tövbe istiğfar lazım değil mi? Edelim, onu da yapalım ama şimdi... Hepimiz için hocam. Tabii yani. Bu gece gelen, nazil olan Kur'an-ı Azimuşşan, bu ayda nazil olan Kur'an-ı Azimuşşan aslında bize bir ayet-i kerimeyle de yol gösteriyor. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسِك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Habibim ya Muhammed duyur, tarafımdan ilan et. Namazım, ibadetle, bütün namazlarımız. Ondan sonra nüsük, nüsük kelimesi çok şeyle tefsir edilmiş. Kurbanla tefsir edilmiş, hayır hasenatla tefsir edilmiş. Bütün amellerin geneliyle tefsir edilmiş. Sonra hayatım, sonra ölümüm. Kim içindir? Lillahi Rabbil Alemin. Peki yarın itibariyle 15-16 saat kadar yemekten içmekten uzak kalacağız. İftarı bekleyeceğiz. Hatta bir 10 saniye kalsa bile sofranın başında ezanı bekleyeceğiz. Açlıkla bir terbiyeye gireceğiz yarın. İftarında efendim bir neşe bizi kaplayacak. Susuzluğumuz gidecek. Sonra teravih 20 kılınır mı imtihanı başlayacak. 8 mi kılsak 10 mu kılsak imtihanlarına döneceğiz. Ya şimdi bütün bu çalışmaların içerisinde şöyle bir düşünelim. Bütün bu çalışmalar ne için? Allah için olduktan sonra 20 de kılınır 30 da kılınır. Teravih 20 de 30'a çıkartmadık da bu lafın gelişi itibariyle. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bunu bütün çalışmalarımızı maneviyattaki ve maddedeki bütün çalışmaları
biz Allah'ın rızasını kazanma niyetine yapıyorsak, bütün çalışmaları severek, aşkla yaparsak yorulmayız. Hani Aşık Veysel'in dediği gibi, aşkla çalışan yorulmaz. Evet. Aşkla çalışırsak Ramazan, seviniyoruz şimdi. Hatta hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ramazan-ı Şerif ayı geldi diye sevinse bir insan, o mümin alametidir buyurulmuştur. Onun da geçmiş günahlarını Allah bağışlar Ramazan'a sevindiğinden dolayı. E şimdi önce bir niyetimizi ortaya koyalım. Biz niyetimiz kadar kazanacağız. Hatta bu hadisten yola çıkarak alimler şöyle bir ifade kullanıyorlar. Niyeti hayır olanın akıbeti hayır olur. Ama niyeti kötü olanın akıbeti berbat olur. Evet. O halde ilk vazifemiz, bu Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesinde yapacağımız bir niyet belirleyelim. Tamam. Niyet bizi hedefe götürecek. Bütün kardeşlerimize teşvik amaçlı diyeceğim tek şey, ilk madde, Allah'ın rızasını kazanmak üzere şu Ramazan mevsiminde bir çalışmaya girelim. O zaman demin de dedik ki hocam, niyetimizi kurduk. Evet. Her şey Rabbimizin rızası doğrultusunda yapacağız. Mesela ne yapacağız? Oruçluyuz, agresif olmayacağız. Olmayacağız, sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Bir iki gün oruç bizi çarpabilir. Yani dokunabilir, ters etkisi olabilir. Sabır. Şimdi mesela hocam, özür dilerim. Evet. Eve gittin, bir babasın, çocuğun geldi. Yani gerçekten yorulmuşsun vesaire, tamam, oruçlusun, belki başın ağrıyor. Çocuğun geldi, ya baba beni şu parka bir çıkar gel veya bir dışarı çıkar. Ya git kızım, ya oruçluyum dememek lazım. O kızın dünyasında veya o erkek çocuğun dünyasında orucun yeri çok başka bir şey olur. Tabii. Ya demek ki oruç çok kötü bir şey ki beni babam götürmüyor. Değil mi? Ya ben bugün oruçluyum, tamam mı kızım? Yorgunum ama oruçlu olduğum için gel hadi oğlum seni veya kızım seni demek götüreceğim. Demek ki bıraktığı iz, bugün benim babam oruçluydu ama o orucuyla beraber beni işte parkadır, oyuncağıdır neyse oraya götürmesindeki bırakmış olduğu iz silinmeyecek bir iz. İkisi bakımında olumlu olumsuz ama. Ya bu da bir amel değil mi? Tabii, olumlu iz bırakmak lazım. Bir anne babanın çocuğunu sevindirmesi bile sadakadan sayılmış. Ona infakı harcaması sadakadan sayılmış. Çocuğun yüzündeki tebessüm bile insana yetiyor bazı. Kesinlikle. Bütün yorgunluğunu alıyor. Kesinlikle. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban-ı Şerif ayının 29, işte 30 olduğu son gününde hadis-i şerifte buyruluyor ki Selman-ı Farisi radıyallahu anh bunu anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban 30 olunca, Ramazan'ın hilali görünmeye başladığında mescideki minberine çıktı, bize bir hutbe okudu diyor. Dedi ki orada, ey inananlar, bize hitaben, büyük bir ay sizi gölgeledi. Siz Ramazan-ı Şerif ayına kavuştunuz. Bu ayın içerisine kavuştuğunuzda Allahu Teala cennet kapılarını sonuna kadar açıyor. Cennet kapılarının sonuna kadar açılması ifadesinde rahmete açılıyor, mağfirete açılıyor. Ve cehennem kapıları sonuna kadar kapatılıyor. Allahu Teala'nın azabı da artık hafifletiliyor burada. Kendisi Cenab-ı Hak. Şeytanlar zincire vuruluyor. Ve bu ay içerisinde Kur'an'ın nazil olduğu bir mevsim, kardeşliğin, muhabbetin daha ziyade olmuş olduğu bir mevsim size geldi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun içerisinde oruçlu da var, oruç ibadeti de var. Onun orucuna sabredip de o Ramazan'ın getirmiş olduğu ibadetler içerisinde sabredene cennet var buyuruyor. Evet, sabır. Şimdi mesela teravihe de sabır. Ya, namaza da sabır. Masiyete de, değil mi? Günahlara karşı da sabır. Mukabele. Şimdi üç türlü sabırdan bahsediyor kitaplarımız. Bir, ibadetlere sabır. Ya ibadete sabır olur mu? Tabii ki olur. Adam diyor ki namaz kıldım ne zaman bitecek diyor. Ölünce bitecek bu iş. Ölmeden bitmiyor. Oruç ölmeden bitmiyor. Ne kadar yaşıyoruz o Müslümanlığımızla beraber yaşantının içerisinde her türlü ibadet olacak. Şimdi ibadetlere sabredeceğiz. Yarın oruç, sabır, ama mükafatı ne? Cennet. Mükafatı ne? Allah-u Teala bizzat kendisi verecek. Mükafatı Reyyan kapısından gireceksin. Biraz sabır zor geliyorsa, sabırda zorlandığımız noktada mükafatını düşün. Ben bu kadar zorlanıyorum ama bunun karşılığı Allah'tan gelecek. Her ibadetin karşılığını vermiş ama orucu ben vereceğim demiş. Onu kimseyi karıştırmamış. O benim için diyor, değil mi? Tabi. O halde çok mu daraldın yarınki gün diyelim misal. Hocam oruç beni çarptı, yıkılıyorum. Bunun bir mükafatı var da, mükafatı az da değil. Ne? Büyük bir mükafat. Hudutsuz. Ben vereceğim diyor. Aynen. Şanına göre verecek ama. Aynen öyle. Alemlerin Rabbi olan Allah. Evet. Allah hakiki manada oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin. Muhterem hocam, çok kısa bir reklam aramız varmış.
Müsaade eder misiniz? Verdik. Tabii ki. Kısa bir ara sonra buradayız. Dünyanın merkezinden, Kabe-i Muazzama'dan, Allah'ın mabedinden, Allah'ın beytinden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerlerine olsun. Kıymetli gönül dostları, Kabe-i Muazzama'nın üzerindeki örtüde ayeti celileler vardır. En azından birkaçını ifade etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki, Resulüm, kullarım sana beni soracak olurlarsa de ki, ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dualarına icabet ederim. Peki, Allah bize ne kadar yakın? Yine ayetle cevap verelim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Allah insana şah damarından daha yakındır. Şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ın her daim bizimle beraber olduğunun bilincinde, şuurunda yaşarsak ne kırarız, ne de kırılırız, ne incitiriz, ne de inciniriz. Allah cümlemizi kendisine layık kul eylesin. Dua büyük ibadet. Duanız olmasa neye yarardınız diyor Kur'an'da ayet. Bu ayeti celile Kabe'nin örtüsünde yazılı. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin? Allah bizleri duadan ayırmasın. Hemen bir sureyi ifade etmek istiyorum ki günde 5 vakit namaz içerisinde 40 defa icra olunuyor. Fatiha suresi. Fatiha suresi gerçekten çok önemli bir sure. Kur'an'ın en faziletli surelerindendir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd nedir? Hamd, övgü, sena, yücelik, ululuk anlamlarına gelir. Yani her türlü saygı, her türlü ihtiram Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan ancak O'dur. Rahman ve Rahim, Allah'ın iki ismi, iki sıfatıdır. Rahman sıfatının manası, yeryüzünde yaşayan bütün canlı mahlukatın rızkını temin eden Allah'tır. Rahim sıfatı ise ahirette sadece kendisine inananlara yönelik bir rahmet unsurudur ki onun tecellisi ahirette cereyan edecek. Maliki yevmiddin, din gününün, kıyamet gününün yegane sahibi Allah'tır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umar, yardım talep ederiz. İhdine sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakim üzere, yani hidayet üzere yaşat. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mevdub aleyhim veleddalin. Dalalete, sapıkla uğrayanların değil, bilakis senin yolunda olanların yoluna bizleri ilet demek suretiyle Fatiha suresini sonlandırmış olduk. Allah bu güzel ayetleri anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı hepimize nasip eylesin. Kabe'nin üzerindeki bir ayetle bitirmek istiyorum. Es-sa'udu billah. Ve inni le gaffarun. Allah diyor ki ben çok mağfiret edenim, çok bağışlayanım. Ramazan ayındayız. Gelin mağfiretin bol olduğu güzel bir mevsimdeyiz. Allah'a yalvaralım, yakaralım. Allah bizlerin günahlarını affeylesin. Kusurlarımızı, hatalarımızı bağışlasın. Allah yaşamış olduğumuz şu fani alemde bizlere her zaman her şeyin hakkımıza hayırlısını nasip eylesin. Allah daima beraberimiz olsun. Allah'a emanet olun.
efendim Kabe-i Muazzama'dan tekrar İstanbul stüdyolarına geldik. Tabii Ahmet Hocam pandeminin ikinci yılındayız. Evet. Yaklaşık değil mi? Geçen yıl ve bu yıl Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gidemiyoruz. Evet. Bir hasretlik var. Biz de istedik ki sevgili izleyenlerimize bir jestimiz olsun. Hani hasretle gidemiyoruz, hasretlik çekiyoruz. Hasret en azından bir nebze dinsin diye bu güzel anıları bu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde inşallah kutsal topraklar ve terelerimizi inşallah her gece yayınlanacak. Buradan bu müjdeyi de verelim. İnşallah Rabbim tekrar o maskesiz bir şekilde yani insan insana temas ediyor Kabe-i Muazzama'da değil mi? Yani o güzellikleri tekrar insan çok hasretle bekliyor. Allah tekrar o günlere kavuşturur da inşallah siz tekrar siz bunları gidiyoruz. Böyle seyrettikçe biz gidemedik ya. Evet. Gidemedik, hasretimizi arttırıyorsunuz. Ya bir yandan da evet hasret artıyor ama. Duygusallaştırıyorsunuz bizi. Uzak kaldığımız için zaten bir duygusallığımız var. Gidememenin vermiş olduğu o üzüntünün. Şimdi gördükçe daha da biraz ya insan belki de üzünleniyor ama tatlı hatıralar tabii yad ediyoruz Ramazan geceleri. Şuna vesile olabilir. İnşallah bu günlerin biteceğine dair inancımız var. Duamızdan inşallah daha ziyade en yakın zamanda kavuşuruz. Duaya sebep olur. Bu hüznü gidermeye belki teselli olur. Aynı zamanda da oradaki manevi bağda bir kere daha bize yaşatmış oluyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Bütün çekim ekibinden amin. Yayında ve yapımda emeği geçen amin. Tüm arkadaşlarıma gerçekten ben de teşekkür ediyorum. Allah evet. hepsinden razı olsun. Amin. Şimdi hocam sabırla alakalı konuşuyorduk, reklama gittik. Hani üç türlü sabır vardır. Bunların birisi ibadetlere sabır. İşte Ramazan-ı Şerif ayının getirmiş olduğu bu manevi güzellikler, Kur'an tilaveti, orucu, sahuru, iftarı, uykusuzluk, infak, zekat, hayır, hasenat bu gibi çalışmaların hepsinde sabırla beraber bu işi göğüsleyerek bunun altındaki mükafatın da bir cennet, cemalullah ve niyetimiz ve samimiyetimize göre Allahu Teala Hazretlerine vereceği mükafatı talep ederek çalışacağız. Bu birincisi, sabırlı olacağız. İkincisi, musibetler, üzüntülerimiz olur. Beklenmedik anda imtihanlarımız olabilir. Bu oruçluyken de olabilir. Oruçlu olmadığımız günlerde de olabilir. Bunlara da sabredeceğiz. Üçüncü olarak hastalıklara da sabır. İşte yaklaşık 1,5-2 yıldan beri hastalık süreci bir düşüşte, bir çıkışta ama İmtihandayız. Ve bu sadece korona hastalığı değil. Yani artık bu görünen korona evet. bir de görünmeyen psikolojik hastalıklar peşine geçen, tabii ki onun getirdiği rahatsızlıklar da var. Bununla beraber ama hiçbir şey kalıcı değil. Bugünler bitecek. Bugünler Allah'ın izniyle bitecek ama bugünlerin bitimiyle beraber biz bugünlerin içerisinde nasıl bir imtihan veriyoruz? O önemli. İrademizi nereye kullanıyoruz? Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Hakim'inde وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ buyuruyor. Hayırla da şerle de, iyilikle de kötülükle de, sıhhatle de hastalıkla da, acıyla da mutlulukla da imtihan olunacaksınız buyuruyor. Bu imtihan bir ayet-i kerimede وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bir şey. Orada yemin ediyor Allah-u Teala. Mutlaka bir şeyle imtihan olunacaksınız. Mallarınızdan eksiltebilir. Evet. Evlatlarınızdan eksiltebilir. Ürünlerinizden eksiltebilir. Canlarınızı eksitebilir, ecel olur, yakınından birisi vefat eder, alabilir. Bütün bunların hepsiyle ben sizi deneyeceğim Allah buyuruyor. İmtihan edeceğim. Ama buradaki imtihanın nihayetinde mükafatı, müjdeyi kim alacak? Ve beşir-i sabiri. Sabredenleri müjdele. Yeah. Şimdi şunu duyuyorum mesela. Bir yılın içerisinde hocam artık dayanacak gücümüz kalmadı. Artık bıktık. Takatımız kesildi. Gücümüz zaten takatın kesilme anına kadar ki normal. Takatın kesilme sürecinde artık imtihanı kazandın kazanmadın devreye giriyor. Hani şöyle bir şey var. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki hocam. Ben saldım çayıra Mevlam kayra tabirinden giderken hiçbir şeyim yok. Zaten senin imtihanın yok. Yok gibi bir şey. Sabrın yok. Ama burada imtihan nerede tecelli eder? Artık gücünün tükenme anında, her şeyin bittiği anda, artık kırılıyorum dediğin anda, ben Allah'ın kuluyum, o bana yardım edecek, rahmeti geniştir dediğin anda imtihanı kazandın. İnsanın derdi ne kadar büyük olursa o kadar insandır diye bir cümle okumuştum. O da var. Bir de şöyle bir şey var. Mesela musibet geldi, üzüntü geldi, hastalık geldi. Ona karşı senin, mesela hadis-i şerifte geçiyor ki, bir ölüm diyelim ki vefat tecelli ettiyse,
O vefatın ardından bir ay sonra, iki hafta sonra işte o artık üzüntünün sıcaklığının soğuduğu andan itibaren ben sabrediyorum demek kolaydır. Ama o musibeti duyduğun anın ilkinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun, veren de Allah, alan da Allah'tır deyip büyük bir teslimiyeti, musibetin bu en ağır olduğu ilk anda teslim olduysan tamam. Şimdi bu korona günlerinde de sabır sabır sabır, artık sabır taşı olsa çatlarız hocam diyeceğimiz noktada sabrettiğimiz zaman kazanacağız demek. Çünkü Eyüp peygamberin mesela hastalıkla tabii, mücadelesi biliniyor. 7 yıl kadar yattığını tefsirler söylüyor. Hani beterin beteri var. En büyük belalar, en büyük sıkıntılar, en büyük hastalıklar peygamberlere uğramış. Hani biz yine halimi tabii ki yani bela, musibet, sıkıntı istemiyoruz Allah'tan. Zaten Allah'tan afiyet isteyeceğiz dualarımızda da. Tabii. Ama uğradığı zaman da sabrı elden bırakmamak lazım. Ölçü amenna, bu. Tabii. Ama bir de şu boyutunu düşünmek lazım. Bu musibet bu kadar uzun süre içerisinde var. Ben diyorum ki kendi kendime, bu benim kendi düşüncem. Allah kuluna zulmetmez. Allah niye bize zulmetsin ki? Allah bize haksızlık yapar mı? Haşa. Zulmeder mi? Etmez. Cenab-ı Hak kuluna zulmetmeyeceğine göre bu kadar sıkıntı ve imtihanlar, bu kadar efendim maskelere büründük, birbirimizden kaçıyoruz, bak toplu terafi kılamıyoruz, toplu iftarımız yok, toplu sahurumuz yok, yan yana gelemiyoruz. Bu bir sene geçen seneden bu seneye, artık ikinci seneye gireceğimiz bir döneme girdik. Cenab-ı Hak bu kadar rahmet günlerinde, Ramazan-ı Şerif ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu elin bir azaptan kurtuluş mevsiminde, niçin rahmet günlerinde bile bu kardeşlik, paylaşmada bile bir kısıtlamanın içerisinde girdik? O zaman Allahu Teala Hazretleri haksızlık mı yapıyor? Haşa ve kella. Böyle olmayacağına göre ben de düşünüyorum ki bu kadar sıkıntı ve ızdırap ve çile ve imtihan niçin had safhaya? Demek ki Allahu Teala Hazretleri bir yerlerden bizi ikaz ediyor. Bir yerde yanlışımız olabilir. Bir yerde hatamız olabilir. Var diye söylemiyorum. Bir yerde yanlışımız olabilir. Ya zaten bak, hatasız bir insan mı? Muhakkak. Şimdi ahlaki değerlerimizde, efendim dürüstlüğümüzde, efendim iş güvenilerimizde, edebi konularımızda, ahlaki değerlerimizde acaba bir düşüklük var mıydı da böyle bir imtihana girdik? Bu kadar içinden çıkılmayacak vefatların artması, imtihanların olması, yani hakikaten insanlara baktığınız zaman bir yorgunluk var. Ama şunu elden bırakmayız, ümitsizlik yok. Evveli rahmet olan Ramazan-ı Şerif ayının rahmetiyle beraber inşallah dua edeceğiz. Duanın gereğini yapacağız, icraatımızı yapacağız, fiili hareketimizi yapacağız, tedbirlerimizi alacağız. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Evet. Demin ifade edildiği gibi hiçbir şey kalıcı değil, hiçbir sıkıntı kalıcı değil, hiçbir mutluluk da kalıcı değil. Hayattan, çünkü hani ölüm arasında bir imtihan değil mi hocam? Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Hani ben Allah diyor ki insanlar arasında günleri çevirir dururum. Bir gün hastalık, bir gün sağlık, doğru, bir gün fakirlik, bir gün zenginlik. Yani hiç birimiz yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. O yüzden her şey imtihan. İmtihan. Biz şimdi bize verilen anı nasıl değerlendiriyoruz? Dün gitti. Yarına garantimiz yok. Anı nasıl değerlendiriyoruz? Ona biz bir bakalım. Şu an sahur vakti bize verilmiş. Sabahını bilmiyoruz. Kimileri sahura niyetleniyorlar. Cennete iftara gidiyorlar. Böyle insanlar da gördük. Mesela Berat Kandili gününde efendim sahuru yaptı hocam derken ikindi de kabre girdi. Sabah oruca niyetlendi. İkindi de kabre girdi. Geçtiğimiz Ramazan'da da bunu yaşadık. Sabah oruca niyetlenen efendim akşamına kabire, cennete iftara yani gitti. İftarını açamadan iftarını... Tabii iftara cennete gitti diyoruz. Karşılığını Allah verecek. Oruçlu gitti. Teravih'den çıkarken giden var. Cuma'da vefat eden var. Namazda vefat, secdede vefat eden var. İyi bir amelin içerisindeyken iki insanı buluşturmaya, kaynaştırmaya giderken vefat eden var. Şimdi şurayı şunu da ifade edelim ki mesela Kur'an-ı Azimuşan'ın aslında Ramazan mevsimi içerisinde biraz daha ön planda tutmamız gerekenlerin başında biz Kur'an-ı Azimuşan'ın Arapça lafzıyla beraber okumaya gayret ediyoruz. Devamlı okuyoruz, hatmediyoruz, okuyoruz, hatmediyoruz. İçerisinden aslında onun barındırdığı manaya da vakıf olacak bir çalışmamız olması lazım. Evet. Evet, bu ay içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mukabele sünneti var. Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı okuyuşu var. Karşılıklı okuma, dinleme, biz buna mukabele diyoruz. Bunu
yapacağız, ihya edeceğiz, mükafatını istiyoruz. Ancak diyelim ki bu gece camilerimizde, evlerimizde birinci cüz okundu, okunacak sahur bitiminde. Ya da bugün başlayanlarımız da var. Bu birinci cüzde Allah-u Teala ne dedi bana? Ben okudum ama ne buyurdu? Orada beyan edilen, bak geldiği efendim dağı, şehri, geceyi, toprakları mükerrem kıldıysa, onun içindeki manayı ben hayatıma alıp üzerime dokundurursam ben de ihya olacağım. Mekke mükerrem olduysa, Medine mübarek olduysa, efendim geldiği dağ bile nur olduysa, bana da dokunduğunda bende de bir değişim olması lazım. Mutlaka. Bu geceden itibaren, Ramazan-ı Şerif ayının başında şu geceden itibaren Kur'an-ı Azimuşşan'a dokunmamızı arttıracağız. Dokunurken içindeki manaları da öğrenmeye. Bana ne diyor bu Kur'an-ı Kerim? Mesela Fatiha'da ne diyorum? Elif Lamim'de ne diyoruz? Bakara suresi 2,5 cüz, 1. cüz, 2. cüz yarından sonra okunacak. Bu cüzlerin içerisinde Allah-u Teala bize ne diyor? Şunu anlatmak istiyorum. Arapça metnine ve lafzına gösterdiğimiz okumak üzerindeki o çaba kadar onunla beraber Kur'an'ın içindeki itikada, içindeki ahlaka, içindeki ahkama, içindeki amele. %50 bile değer tabii versek. Tabii ki. Bunu şurada şu 4 tane A diyelim. 4 A kuralı gibi sayalım. Nedir o? Akaidi, iman boyutu, ahkamı, ameli, ahlakı. Zaten en fazla da ihtiyacımız olan boyutu akaid ve ahlak. Yani iman ve ahlak. Tabii iman ve ahlak. İkisi bir bütündür. İmanı en mükemmel olan kimdir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Size iman bakımından en mükemmel olanını bildireyim mi? Bildir ya Resulallah. Ahlakı en güzel olanıdır buyuruyor. Hatta hadisin devamında da en akıllı kimse kimdir ya Resulallah dediğinde Peygamber Efendimiz de diyor ki en akıllı kimse ölümü sıkça hatırlayan ve ölüm sonrası için bu dünyada çalışandır çalışan diyor. Çalışan kişidir. Bu Ramazan hazırlığı da ölümümüzden sonrası için bir çalışma. Hocam şimdi, bu arada özür dilerim. Evet. Sosyal medya hesaplarımızı, adreslerimizi de verelim. Mutlaka size sorular da vardır. Hepsini en azından cevaplayamasak da birkaçına bakmış olalım. Twitter üzerinden Fatih Savaş ile hashtag'imiz var. WhatsApp iletişim hattımız var. Instagram'dan da Fatih Savaş Official var. Sorularınızı bekliyoruz inşallah. Temennilerinizi. İnşallah. Buyurun o halde hocam. Buraya kadarki bölümde şunu anlatalım ki kardeşlerimiz bu Ramazan'ın getirmiş olduğu bütün bu güzellikle beraber bir niyet, bir hedef koyalım. O hedefin etrafında Ramazan-ı Şerif ayının getirdiği güzellikleriyle beraber hayatımızda şekillendirmeye çalışalım. Kur'an'a dokunduk, okuduk, manasını anlamaya çalışalım, idrak etmeye çalışalım. Mutlaka bu efendim akaid, itikat bölümü önemlidir. İman konuları, ikincisi ahlak, üçüncüsü amel, dördüncüsü ahkam. İçindeki muhteva, Kur'an-ı Kerim bize ne diyor, bunu anlamak lazım. Zaten bir de hocam Kur'an-ı Kerim'in üçte ikisi kıssalar. Tabii. Yani tarihten bir bilgi esasını veriyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlerin hayatını veriyor. Burada bile hikmetler var. Tabii değil ki mi? Orada bir mesaj veriyor bize. Siz mesela demin hadis-i şerif okudunuz. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak. Aslında bu hadis-i şerifi izah etmek lazım. Bununla alakalı Buhari hadis kitabında 3 tane hadis-i şerif aynı lafızla gelmiş. Men kâme ramazâne, efendim men sâme ramazâne, ma efendim men sâme ramazâne imânen vaktisâben leyletül kadir diye ifade ettiği lafız da var. Diyor ki üçünün ortak ifadesinde Ramazan gecelerini, Ramazan orucunu ve Kadir gecesini diyor. Men kâme leyletül kadir diye hadis-i şerif başlıyor. Üçünde de başta iki şart koymuş. Şimdi diyor ki hadis-i şerif, her kim ki inanarak men sâme ramazâne, men kâme ramazâne, imânen vaktisâben, gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. Her kim ki inanarak, sevabını Allah'tan umarak, Ramazan gecelerini idrak ederse, Ramazan orucunu tutarsa, gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. Allah geçmişindeki bütün günahları bağışlayacak. O günahların bağışlanması için iki şart koşmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İman ve efendim inanç, akabinde de halisanlı bir niyet. Sırf Allah için olacak. Kesinlikle. Şimdi demin reklamdan önce dedik ki kardeşlerimizin kafasında şöyle bir soru var. Hocam Ramazan mevsimine kavuştuk da Ramazan'ı kimin peşine takılarak, kimin Ramazan'ını örnek alarak bir Ramazan yaşayalım diyecek olursak Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için almanız gereken en güzel örnek var. Güzel örnek değil, en güzel örneği var. Bir de Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiler ya hocam. Evet. Yani hicretin ikinci yılında yılın. Oruç farz kılındığına göre Peygamber Efendimiz yanlış hatırlamıyorsam 9 sene. Yani 9 kez Ramazan ayını yaşıyor. Tabii 9 ay. Ramazan mevsimi olarak evet, bakalım. Ramazan bunun ayı olarak. 4 ayı 29 gün. 5 ayı 30 gün. Topladığın zaman 266 evet. gün Peygamberimizin bir Ramazan'ı var önümüzde. Yani en güzel örnek Kur'an'da da ifade ettiniz. Tabii. Mesela Peygamber Efendimiz Ramazan'da nasıl geçirirdi? Nasıl oruç tutardı? Nasıl bir mesela babaydı? Nasıl bir eşti? Tabii, bunu zaten Efendimiz özel bir konu. Vesselam, tabii eşleri ve sahabe-i kiram diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan mevsimi geldiğinde Şaban-ı Şerif ayının diyelim ki 30'u bitti. Ramazan ilk gecesi geldi. Adeta bir çocuk gibi diyor. Yerinde duramazdı diyor. O gecenin mukaberesi, o gecenin sahuru, o gecenin orucu, o günün iftarı, akşamının ibadeti. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ibadet, bu manevi çalışmanın içerisinde bir de o yorgunluğuyla beraber yüzündeki tebessümü yani harikulade görürdük diyor. Ahlak dedik ya mesela. Tabii ki. Nasıl bir ahlak? Bak hem ibadetin bir yorgunluğu var. O yorgunluğa rağmen yüzündeki tebessüm, mutluluk, o sevinç, o hüzün bir de ashabıyla, bir de hanımlarıyla onu paylaşıyor. Ramazan'ın güzelliklerini çocuklarımıza aktaralım. Hanımlarımızla paylaşalım. Madem eve kapandık, kısıtlamadayız, birbirimize de gidemiyoruz. Evin içerisinde Ramazan'ın güzelliklerini, Allah Resulü'nün Ramazan'ını, sahabe-i kiramın Ramazan'ını örnek alalım. Şunu da yeri gelmişken söyleyelim. Teravih var mıydı yok muydu? Şu böyle mi? Hiç Ramazan'ı bu tartışmalara boğarak hayır bize verilen fırsatı kirletmeyelim. Aynen. Yani tartışmaların içerisinde boğularak o var mıydı bu var mıydı deyip de hiçbir şey yapmamaktansa hiçbir tartışmanın içine girmeden manevi dünyamızı zedeleyecek tartışmalara girmeden ibadetin ruhunu Ramazan'ın güzelliklerini hayatımıza efendim kaplayacak bir ibadet programı. Örnek kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala gönderdiği bu aydaki gönderilen kitabında en güzel örnek demiş Aleyhisselatü Vesselam. Hocam şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir hoca efendi daha bugün gördüm galiba ya. Öğlen namazında bir imam kendisi bir camide. İşte böyle caminin içerisine ezan okunmuş. Öğlen ezanı okunmuş. 5 dakika geçmiş. Sarık cübbeli mihrapta. Şöyle telefonla da çekim yapıyor, canlı yayın yapıyor. Arkadaşlar bakın diyor hani teravih işte bazıları teravih niye iptal oldu diye varyansı nedenler. Hani öğlen namazı farz, teravih müekket sünnet. Hani farza bir tane adam yok ki birisi gelse de bir cemaatle namaz kılayım. Evet. Yani burada tabii ki teravihleri önemsiz saymıyoruz. Onlar çok önemli. Müekket sünnet Peygamber Efendimiz kılmış ama hani biraz farzlara da biraz ihtimam göstermemiz sabah gerekiyor. Sabah namazının farzı ve sabah namazının cemaatle kılınması. Yatsı namazının cemaatle kılınması teravihden daha kuvvetli sünnet olarak geçiyor kaynaklarda. Bu teravih diğerlerine efendim oranla baktığında Ramazan'ın getirmiş olduğu bir namaz. Gönül ister ki hep bunu cemaatle kılalım, muhabbet içerisinde olalım. Burada bir tedbir var. Mecbur tedbire de uymak zorunda. Yani üzüntülü değil miyiz? Üzüntülüyüz. Bazılarının üzüntüsü, dikkat edin, hakikaten gönülden üzüntüsü cemaatle onu camide kılmaktan daha fazla sevap da kazanır. Şimdi üzüntülüyüz. Ben bugün mesela şimdi evde teravih kıldık. Evde teravih kılarken baktık camiye gidemedik. Her sene, geçen sene de gidemedik. Ondan önceki seneler hafızamıza geldi. Baktık, üzüldük. Gözümüz doldu ama yapacak bir şeyimiz yok. O zaman ne yapıyorsun? Seccadenin başında ya Rabbi diyorsun bir cami açık olsaydı, o kardeşlik ortamı eskisi gibi olsaydı biz yine camide olacaktık. Üzüntümüz çok. Allah-u Teala adamın samimiyetine göre, insanın kalitesine göre belki onu Cenab-ı Hak öyle bir yapar ki, bu kulum öyle bir mahzun oldu ki ben ona vaktiyle orada kılmasından daha fazla sevap da verir Allah-u Teala. Yine başa geldik. İnnemel, bütün ameller niyetlere göredir. Tabii. Şimdi dedik ki Allah'ın Resulü'nü önümüze aldık, onun Ramazan'la Ramazan'a benzeteceğiz. Onun Ramazan'la benzetmemiz için de ondan haberimiz olması lazım. Demin işte okuduğumuz hadis-i şerif, inanarak
sevabını Allah'tan umarak. Önce inanacaksın. Ön şart inanmak. Tabii ki. Önce inan. Bu ay Ramazan ayı. Bu ay cennet kapıları açıldı. Cehennem kapıları kapandı. Bu aydaki farzlar 70 farz kadar ecir geliyor. Nafileler farz kadar önemi var. Mükafatı bakımından, sevabı yani bakımından. Diğer aylarda bir farz, tabii bu ayda bu yapılan 70 farz 70, kadar sevap evet. gelecek. Onun için zekatı niçin İnsanlar, Ramazan'da veriyorlar? Farz, sevabı daha fazla. Halbuki zekat ibadeti Ramazan'a mahsus değil. Senenin her ayında verilebilir. Evet. Hocam dediniz ya siz Kur'an'a evet. atıf yaptınız ya. Ramazan'ı Ramazanlaştıran, 11 ayın sultanı yapan, evet. diğer aylardan ayıran en temel özellik Kur'an-ı Kerim'in Kur'an bu ayda Kadir Gecesi'nde evet. inmeye başlamış olması ki Alak Suresi'nin 5 ayetiyle Peygamber evet. Efendimiz'in peygamberlik serüveni başlıyor. Evet, dolayısıyla biz de bu gece Metin Çakar hocamızın o güzel sadasıyla, evet. güzel gönlüyle bir Kur'an dinleyelim hep beraber. Metin hocamıza selam olsun. Eyvallah. Hep beraberce eşsiz kelama kulak veriyoruz. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
Efendim, hayırlı sahurlar diliyoruz tekrar. Biz de sahur sofrasındaydık Ahmet Hocam'la, bu reklam arasını bir fırsat bildik. Evet. Allah sofralarımızı bereketle eylesin. Biliyorsunuz hani Peygamber Efendimiz "Tesahharu fe inne fis sahuru bereketen" diyor. Hani sahura kalkınız, sahurda bereket vardır diyor. Hiçbir şey yeme ihtiyacınız yoksa da bile en azından bir yudum su için bu sünneti yerine getirmiş oluruz. Bizler de bu seher vaktinde, evet, sahur yemeğimizi yedik. Allah kabul eylesin. Amin. İnşallah sahurumuzu siz de ifa etmiş, evet, olduk. İnşallah orucumuza beraber niyetimizi yapacağız. Allah şimdiden tutacağımız oruçlarımızı makbul eylesin muhterem hocam. İnşallah. Amin. Hocam, bu arada tabii sorular da, biz hani WhatsApp iletişim hattından, Twitter'dan, Instagram'dan sorular gelmiş. Mesela bir kardeşimiz demiş ki, hocam öğrenciyim ben, sınavım var, lütfen bana çok dua edin demiş. Bu soru değil de bir temenni, bir dua istemiş. Allah başarılar versin. Aynen. Muvaffak etsin. Allah hem zihin açıklığı versin. Kardeşimize hem okuyan tüm kardeşlerimize, sınava girecek olanlarımıza Allah-u Teala başarılar, zihin, aynen, açıklığı, inşallah muvaffakiyetler nasip buyursun. Tabii ben o kardeşimize şunu ifade ediyorum. Asıl dua nedir biliyor musun sevgili dostum, sevgili kardeşim, sevgili öğrenci? Asıl dua senin gerçekten harfiyen müfredata, işte fizik, kimya, biyoloji, matematik, neyse derslerin hangisi ise onlara harfiyen çalışmandır. Sonra çalıştıktan sonra "Rabbim sınavımı başarılı eyle" diye dua etmendir. Hani bir fiili dua, bir de kavli dua vardır ya, bunu, evet, da göz ardı etme. Hani bazı aileler de söylüyor, hocam işte dua etti evladımız işte başarıya, ama evlat çalışmıyorsa başarı, bir şey ifade etmez o dua. Başarı ve zafer gayrete aşıktır derler. Gayret olursa başarı da peşinden gelir. Evet, evet. Bu arada tabii mesajlar da yağıyor. Erol Tuna abimiz var Trabzon'dan, ellerinden öpüyorum sevgili abim. Tomru Hanım, buradan hürmetlerimi sunuyorum. O kadar çok var ki vallahi, hakkınızı helal edin. Eğer bunları okumaya kalkarsam herhalde programın sonuna kadar devam ederiz. Bu sefer Ahmet Hocamızdan hiçbir şey dinleyemeyiz. Hocam, şu vakitlerde mesela çok önemli bir vakit ya. Hani teheccüd vakti diyoruz. Teheccüd namazı. Evet. Sıkıntı yok hocam. Biz doğal bir programız. Canlıyında telefon da çalar, hiç problem, evet, olmaz. Şimdi mesela biz şu anda bir program yapıyoruz. Bu aynı zamanda teheccüd programı olabilir mi? Yani sadece namazla mı bir bağlantısı var teheccüdün? Mesela bir insan kalksa teheccüd vaktinde bir zikir çekse, bu teheccüd zikri olur mu? Bir namaz kılsa teheccüd namazı olur mu? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece namazıyla alakalı rivayetlerdeki hadis-i şeriflerde şöyle bir ifade buyuruyor. Mesela şu Ramazan-ı Şerif ayının
ilk gecesi. Her gece ile alakalı gecenin 1/3'ü bitip 1/3'ü kaldığında Allahu Teala dünya semasından, mekandan münezzeh olmak kaydıyla kullarına tecelli eder. Var mı benden isteyen, istediğini vereyim. Var mı benden af isteyen, onu affedeyim. Var mı benden rızık isteyen, rızık vereyim. Var mı benden hastasında şifa isteyen, şifa vereyim diyerekten kullarına Allahu Teala nida eder. Burada usulde evet teheccüd namazıyla alakalı hadis-i şerifler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ayet-i kerime mevcut. Peygamberlere farz hükmünde olmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ama bize sünnet olarak kalmış. Burada teheccüd evet namaz olarak geçiyor ama gece kalktın, gece ibadeti yapacaksın. Gecenin tesbihatı, duası, zikrin, tefekkürü bunlar da bir ibadettir. Bu programı bile. Bu program. Çünkü ayet hadis konuşuyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz mesela. Bütünüyle şu anki mesela ibadet sadece namaz kılmak ya da oruç tutmak ya da hacca gitmek ya da zekat vermekten ibaret değil. İbadet kulluk vazifesini ifa etmek. Dua etmek de kulluğun gereği. Değil mi? Demin mesela hacla alakalı Betire'yi izlerken duanız olmasaydı neye yarardınız? Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Dua da ibadetin özü kabul edilmiş. Abdest de bir ibadet olarak kabul edilmiş. Anne babanın yüzüne bakmak bile ibadet kabul edilmiş. Bunu bazı söylediğimiz zaman hocam öyle bir şey olabilir mi? Ya anne babanın yüzüne bakmak ve tebessümle bakmak, onların elini öpmek ya da duasını almak bu bir de Allahu Teala Hazretleri'nin hoşnutluğunu getiriyor. Ki Peygamber Efendimiz anne babanın evladına tabii, duası peygamberlerin ümmetlerine duası gibidir demiş. Tabii, daha ötesi var mı? Şimdi burada da ibadet sadece fiili olarak yapılan iş değil. Yani rükûsu, secdesinden. Biz ibadet deyince namaz aklımıza geliyor. Ya da İslam'ın 5 temel esası aklımıza geliyor. Bunlarla beraber ibadet Allah'a karşı kulluk vazifemiz. Anne babaya iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak, hürmet etmek bu da Allahu Teala kulluktan ötürü geliyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak velivalideyni ihsanı anne babalarınıza iyilikte bulunun buyuruyor. İhsanda bulunun buyuruyor. Yüzüne bakarsın, duasını alırsın, tebessüm edersin. Bu gibi şeyler sadece gece ibadeti dendiği vakitte namazıyla beraber diyelim iki rekat teheccüd kıldık. Misal şu gecede kalktık, tesbihat yaptık, dua ettik. Sofra hazırladık, sofraya besmeleyle oturduk, elhamdülillah diye kalktık. Sahur da bir ibadet. Ya. Kulluğun gereği şimdi oruç tutacağız. Orucun önünde vücudun dayanması hocam, için dağılıyoruz. Yine gelip dolaşıp duruyoruz. Hep başa dönüyoruz. İnnemel e'mal bin niyat. Bu innemel e'mal bin niyat hadisi var ya. Otorite. Niye biliyor musun? Hadisler içerisinde. Yani bir insan 24 saat zaman var ya bir gün içerisinde. Bu bir gün içerisindeki bu 24 saatin tamamını niyetini güzel kurduğu takdirde tabii ibadete çevirebilir mi çeviremez mi hocam? Çevirir. İyi niyetli olan adam hep ibadette gibidir. Şimdi bazılarımız diyor çalışmak da ibadet. Ya helalden kazanmak, evdeki çoluk çocuğun rızkını helalinden efendim getirmek, ter dökmek de ibadet. Çalışmak da ibadet, annenin yüzüne bakmak da ibadet. Kabe'ye bakmak da ibadet oluyor o zaman. Çalışmak ibadet olunca. Niye? Çalışmayı da Allah istiyor helalinden kazan diye. Değil mi? Gidiyorsun ki anne babanın duasını alıyorsun. Bu da ibadetin içine, kavramın içine giriyor. Yani ibadetleri sadece İslam'ın 5 temel esasıyla sınırlandırmak doğru değil. Değil, aynen. Yoldaki zararlı bir şeyi zararsız hale getirmek bile sadaka diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiş. El haya'u minel iman, haya imandan bir şubedir buyurmuş ve imandan buyurmuş. Bütün bunları topladığın zaman, bütün bunlar Allah rızası için yapmak üzere gayretimiz varsa bunlar hep ibadet kavramı içerisinde ele alınıyor. Hocam şimdi Ramazan-ı Şerif ayındayız ya. Evet. Biraz önce bahsettik hani sahur sofrasından kalktık geldik buraya tekrar. Şimdi oruca niyet edeceğiz. Şimdi oruç özelinde de bugün bir şeyler ifade etmeni isterim. Çünkü hani Peygamber Efendimiz hani oruç tut sıhhat bul demiş. İşte oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir anlamında oruçla alakalı pek çok hadisler var. Ki ayette Es-Sadu billah ya eyyühellezine amenu kutibu aleykumus siyamu kema kutibu alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunasınız, takva sahibi olursunuz diye. Bir kere bu oruç bizi bir koruyormuş hocam. Yani bu ayete baktığımız zaman değil mi bizi neden koruyor?
Şimdi ayet-i kerimede okudunuz, Bakara suresinin ayet-i kerimesi. Hitap ey iman edenler. İnananlara oruç yazıldı. Yazıldıdan kasıt farz kılındı. Bir. İkincisi sizden öncekilere yazıldığı gibi. Bizden önceki peygamberlerin hayatında. Mesela Adem Aleyhisselam'ın hayatında. Nuh Aleyhisselam'ın hayatında. Misal. Diğer peygamberlerin. Hatta İslam, diğer dinlerde de vardı. İslam'daki, İslam'dan önce yaşayan toplulukların içerisinde. Hak olan efendim inanç sahiplerin hayatında da oruç ibadeti vardı diyor Allah-u Teala. Sizden öncekilere yazıldığı gibi size de oruç farz kılındı. Ama biz de eyyâmen mevdûde sayılı günler. Biz de Ramazan kaç günse 29-30 sayılı gün tutulacak. Ama diğer ümmetlerde efendim ki ayın belirli günlerinde başında, ortasında, sonunda ya da diyelim ki peş peşe 3 gün gibi oruç vardı. Bu ümmete Allah-u Teala senede bir ay oruç tutmamızı bizden istedi. Ve bunu farz olarak beyan etti bize. Ama Cenab-ı Hak orucu farz etmesindeki gaye. Şimdi bugün niyetleneceğiz. Bu başlangıcımızdaki manevi durumumuzu bir kontrol edelim. Bir muhasebe yapalım bu gece şu anda. Oruca bu manevi halimizle başladık. Herkes kendini biliyor. Oruç kademe 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 bizi neye taşımalı? Takvaya taşımalı. Takva Allah korkusu. Allah'a saygı göstermek. Allah'a hürmet etmek. Bir insana efendim ki bu ibadetin nihayetinde Allah'a yakınlık, takva boyutu, saygı eğer ki Ramazan'ın sonuna doğru artışa gidiyorsa demek ki oruçtaki manayı yakaladı. Şimdi oruçluyuz. Oruçluyken yasak olan nedir? Yemek, içmek, cinsi münasebet. Bunun üç tanesinden birini ya da ikisini ya da üçünü birini yaptığı vakitte oruç bozuldu. Bu kefarete girer. Yani şöyle mi hocam? Yani oruçluyken ağzımıza bir şey girmemesine göstermiş olduğumuz ehemmiyeti ağzımızdan çıkana da gösterirsek o zaman tam kemale erer mi oruç? Su götürürken oruçluyum diyorsun. Yemek yerken oruçluyum diyorsun. Ben oruçluyum, bunu yaptarsam orucum bozulacak diyorsun. Bir korku, bir endişe var değil mi? Evet, bir kaygı var. Fiiliyatta bozup kefarete sokulacak. Tamam. Bir de bunun şu boyutu var ki mesela bazı kitaplar üç türlü oruçtan bahsetmiş. Avam, havas, ehassül havas demiş mesela. Avam, sıradan insanların, benim gibi adamların orucu diyelim. İkincisi havas oruç, seçkin insanların orucu. Ehassül havas, seçkinlerin en seçkini, en kıymetlilerin orucu diye bir sınıflandırma yapılmış. Avam oruç ne yapıyor? Yemiyor, içmiyor, cinsi münasebetten uzak duruyor. İmsaktan iftara kadar bu şekil. Ama bedenini aç bırakıyor sadece. Bedenini aç bırakıyor. Oruçluyken yalana dalıyor. Harama dalıyor. İftiraya dalıyor. Dedikodu yapıyor. Kul hakkı yiyor. Yetimi efendim hakir görüyor vesaire. Ve ahlaken benimsenmeyen hareketleri birini birkaçını yapıyor. Farzı yerine getiriyor ama sevabı yok. Bir ay boşa çalışıyor. Niye? Çünkü istenilen mana üzerinde oruç tutulmadı. Buradan şuna da gelebiliriz. Biz Müslümanız. Dindar Müslüman olmaktan öte ahlaklı Müslüman olmak zorundayız. Çünkü niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Aslında Ramazan'da şifa ayı, Kur'an ayı dedik. Bir ifadede şunu ekleyelim ki bu gecede Ramazan ayı Kur'an'ın getirdiği o ahlaka bürünme mevsimi olması lazım. O ahlakı kazanacağız. Ramazan'dan sonraki hayatımız o takvayı kazandığımızda nasıl ki yemekten içmekten oruçluyken kaçındık. Normal hayatta da kul hakkı yemekten kaçınacağız. Dedikodudan kaçınacağız. Gıybetten kaçınacağız. İki kişi konuşuyor, üçüncüsü arkasından gıybetini yapıyor. Senin olmadığın yerde senin aleyhine konuşuyor ya da iftira atıyor. Ya da bulunmuş olduğu müessese içerisinde çalıştığı yer neresiyse orada insanın hakkına, hukukuna zarar getirecek her işi yapıyor. Ondan sonra namaza gidiyor. Ondan sonra oruca geliyor. Gıybet ettiği kişi de karşısına geldiği zaman o ne haber Ahmet'im hoş geldin veya işte Fatih'im neyse. Pişkinlik yapan insanlar. Dini literatürdeki kavramı iki yüzlülük ifadesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tenkit ifade eden sözleri de söylüyor ama bu gecenin ilk gece rahmet gecesiyle şimdi onları sonraki gecelere bırakalım. Allah-u Teala bize bu oruçla beraber güzel ahlakı kazanmayı nasip eylesin. İkincisinde havas oruç. Yemiyor, içmiyor, cinsi münasebetten uzak duruyor. Ama ve lakin azalarına da oruç tutturuyor. Mesela el günaha giderken diyor ki ben oruçluyum. Beni tutuyorsun, günaha karşı da tut.
Dil yalan konuşacak, dur oruçlusun diyor. Göz harama bakacak, oruçlusun. Kulak haram dinleyecek, oruçlusun. Yarana, harama, efendim hileye, efendim 200 liraya tam gidecekken oruçluyum diyor. Bunun oruç mükafatını Allah verecek. Tutuyor kendini gene. Azalarını oruç tutturuyor. Evet. Bir de üçüncü bir oruçtan bahsediyor kitaplarımız. Seçkinlerin en seçkini. Avamı yaptı, seçkini yaptı. Bir de bütün azalarını oruç tuttururken gönlüne ve kalbine de oruç tutturuyor. Ah işte. Şimdi gönle ve kalbe kadar gelebilir miyiz bilmiyorum da. Ama ikinciyi, orucun sevabını iptal ettirmeme adına sabahtan akşama kadar o orucun aç ve susuzluğunu katlanırken onun mükafatını boşa çıkartmama adına oruçluyken azalarımıza da oruç tutturmak mecburiyetindeyiz ki bize lallehum tettekûn umulur ki Allah'a yakınlığınız artar. Peki hocam, hani takva dediniz de demin, Allah korkusu. Allah korkulacak bir ilah değil esasında Allah da. Allah korkulacak bir zat değil. Bu korkudaki mana saygı. Aynen. Yani Allah'a layık bir kul olamama korkusu desek. Tabii ki. Değil mi? Muhakkak. Bir de aynen. Devam edin hocam. Şunu katıyorum. Geçenki bölümde de bunu ifade etmiştik. Ramazan önceki derslerde. Allah-u Teala'dan korkundaki mana saygı duyma. Korkulması gerektiği gibi. Saygı gösterilmesi gerektiği gibi Allah'a saygı göstermek. Yoksa Allah'a korkulacak bir zat değil. Bu kadar rahmeti olan, merhameti olan, kullarına lütufkar olan, anamızdan babamızdan daha fazla acıyan, merhamet eden Allah-u Teala Hazretlerinden niye korkulsun ki bu kadar merhameti olandan? Bu korkudaki ittekû kelimesinin içinde saygı duymak gerekiyor. Allah'a saygı duyulması gerektiği gibi saygı göstermek. Mesela diyelim ki şu bulunduğumuz cemiyetin içerisinde ya da bulunduğumuz toplantıda bir büyüğümüz geldiğinde, bir diyelim ki idarecimiz geldiğinde, bir yöneticimiz geldiğinde, diyelim ki devlet erkanından birisi geldiğinde, diyelim ki şahsi olarak sevgimiz ya da kusurunu gördüğümüz tarafta, eleştirdiğimiz tarafı var ama makamın gereği ne yapıyoruz? Saygı gösteriyoruz. Bütün bu saygıların üstünde en saygıya layık olan bizi yoktan yaratan Rabbimizdir. Amenna. Bize lütfeden, ikram eden, beşer ki bakıyorsun ki beşer planında kul kula saygı gösteriyorsa, bütün beşeri halk eden, yoktan yaratan Allah'a hepsinden öte daha fazla saygı duyulmak manasında efendim korku ifadesi var. Buradaki mana saygı. Bir de hocam hani oruçlu, hani Peygamber Efendimiz diyor ya, birisi sataşır, birisi size söverse vesaire, hakaret ederse ben oruçluyum. Hatta deyin iki kez desin, evet, diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Buradaki mana ne? Yani ben oruçluyum, benden öte git, benden sana zarar gelmez veya ben seninle kavga etmem. Yani bu mana da var. Sen bugün bana geldin, şu anda bir efendim bana çattın ama buna karşı cevap verecek gücüm var. Ama ben oruçluyum. Azalarıma da oruç tutturuyorum. Bugün azalarım da ahlaken bozulmayacak. Bugün orucun kazandırmış olduğu o ahlaki denge sana karşı bana cevap verdirmeyecek. Ben oruçluyum. Sana ahlakımı bozmayacağım. Sana yakışanın yaptığın gibi yapmayacağım. Çünkü ben vermeyeceğim. O oruç bana o ahlakı kazandırıyor. İnşallah bu oruç bize Ramazan-ı Şerif ayının bitimine kadar bu ahlakı kazandırır da toplumun geneli olarak en büyük sıkıntı çekmiş olduğumuz sorun şu. Hocam bak, ben bir yere misafir oldum. Memleketini söylemeyeyim ki lekem olmasın diyerekten diyelim. Bir yere misafir oldum. Bir genç hanım kardeşimiz. Efendim bana dedi ki, hocam dedi, biz millet ve ülke olarak çok zeki insanlarız. Dinimize olan saygımız da var. İslam'a olan muhabbetimiz de var. Örfümüze bağladığımız da var. Edebimiz de var, hayamız da var dedi. Ama bizde ahlaki değerlerimiz bakımından eksikliğimiz var. Yani biz dürüst olamıyoruz. Ahlaki kriterlerde yalan konuşmadan duramıyoruz. Hile yapmadan duramıyoruz. Biz bunları bir toparlasak, biz tarihte bize nasıl ki öncü dediler, efendim lider dediler, efendim kalkınmanın en öncüsü bir millet olarak aynı yerimizi alacağız. Ama inananlar olarak, sorun bizim içimizde, inananlar olarak, Müslümanlar olarak kendimizi toparlayacak o güzel ahlakı kazansak önümüzde kimse duramaz Allah'ın izniyle. Ama biz nerede bir kendimizi dağıttıysak oradan kendimizi toparlamak mecburiyetindeyiz. O zaman niyet edelim ki şu Ramazan'da gelen Kur'an-ı Azimuşan, onu bize getiren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam toparlanacak işler önümüze koymuş. Toparlanalım.
Evet. Bir arınma iyi ya. Bir fırsat bilelim. Bir fırsat. O zaman şöyle deriz. Ramazan senin kendine gelmen için sana geldi. Aynen öyle. Bizi ayağa kaldırmak tabii, için. Tabii arınman için geldi. Kur'an var önünde. Değerin var senin ya. Bu değerler değişmeyecek. Ben değişebilirim. İnsanlar değişebilirim. Değiştim diyenlerimiz olabilir. Ama Kur'an, sünnet değişmeyecek. Kur'an ve sünnete tabi olanlar ahlaken örnekleri var geçmiş hayatımızın içerisinde. Onunla terbiye etmişler. Toplumun gıpta ettiği örnek insanlar olmuşlar. Bu ay gelen Kur'an, onu bize getiren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına, edebine, iffetine, hayatına adım adım ilmek ilmek sahip olursak şu günlerde ve gecelerde Ramazan'dan sonra gıpta ettiğimiz o insanlar gibi oluruz biz de. İnşallah onu kazanmaya niyet edelim. Bu şifa dedik ya, bu maddi hastalıklarımıza da inşallah şifa olsun Kur'an. İnşallah. Hem manevi hastalıklarımıza da olsun. Maddi ve manevi hastalıklarımız. Hem ruhumuzu hem bedenimizi toparlasın. İnşallah. Ama toparlasın demek de toparlanmayacak. Biz bir gayret edeceğiz. Bir gayret dediniz tabii, bir ya. Gayrete girelim. Şu gece içerisinde bir toparlanmaya, bir harekete geçelim. Evimizin içerisinde. Bak dışarıda birebir yakın oturamıyoruz. Allah-u Teala bize şunu da murad etmiş olabilir. Evinizde durun, evden bir toparlanın. Bak Kabe'yi bile kapattı. Gidemiyoruz. Medine'ye gidemiyoruz. Avza'ya gidemiyoruz. Mescid-i Aksa'ya gidemiyorsun. Ya bu şeyler arası seyahatlerde bile bazı kısıtlamalar yaşanıyor. Evine gir dedi Cenab-ı Hak. Hani Kur'an-ı Kerim'de karıncalarla alakalı kıssa anlatılırken karıncalara evinize girin. Bir ordu geçecek, ardınızdan bir tarumar edecek, gelecek. Evinize girin diyor karıncaların başı. Allah Teala bunu Kur'an'da söylüyor. Bize de eve girinden demesindeki kasıtta da bir mana var. Evet, bunu bir yetkililerin elinden gelin. Ağzından bize duyuruyor ama hakikatte gözle göremediğimiz virüsten kaçar haldeyiz şu anda. Aman olduğumuz korkusu, heyecanı, evin toparlanmasını istiyor belki. Dağıtmayın evinizi diyor Cenab-ı Hak. Yuvanızı toparlayın. Aileniz var, çoluğunuz var, çocuğunuz var. Bak ben size Ramazan verdim. Bir sofrada buluşun. Birbirinizi hatırlayın. Kardeşi paylaşmayı. Bunlar hep önümüze getiriyor Cenab-ı Hak. İnşallah o güzellikleri kazanmanın fırsatındayız biz. İnşallah hocam. Yani bu evet. Ramazan-ı Şerif ayı gerçekten bir silkinmeye, bir kendimize İnşallah. Gelmeye. 11 ay boyunca maddi anlamda seküler dediğimiz bu alemde hani dünyayı meşgalesine dalmışız. Maneviyattan biraz daha uzaklaşmışız. Manevi zafiyetlerimiz evet. had safhaya çıkmış. Yani 11 ay sendeliyoruz tabiri caizse. Allah böyle bir güzel ayı lütfediyor, bize gönderiyor. Arınmaya, kalkmaya, evet. yani toparlanmaya vesile olsun yani inşallah. Yani Ramazan bizi kendimize getirmeye geldi. Süper. Aradığımızı bulmaya geldi. Ahlakı kazandırmaya geldi. Ama kapıyı açacağız. Hoş geldin ey Ramazan, bize de gel diyeceğiz. Evet hocam, demin dedin ya Medine'ye gidemiyoruz. Evet. Gidelim mi Medine'ye hocam? Gidelim buyurun. Yani biz de hasretle bir izleyelim bakalım. Evet, hep beraberce Medine-i Münevvere'deyiz. Peygamber Efendimizin huzurlarındayız. Şehir Medine-i Münevvere'den hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepinizin üzerlerine olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç mescit için ibadet maksadıyla, ibadet niyetiyle seyahat edilebileceğini bizlere beyan ediyor. Birincisi Mekke-i Mükerreme'de bulunan Mescid-i Haram. İkincisi Medine-i Münevvere'de bulunan Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa. Bizler Mescid-i Nebevi'deyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlamaya geldik. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur. Bizler de Peygamber Efendimizin şefaatine talip olmaya geldik. Gelin hep beraberce o kutlu Nebi'yi selamlayalım. Thank you.
Kerbele'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi huzurlarındayız. İnşallah birazdan selamlayacağız. Babus Selam Kapısı Abdülmecid Han'ın eseri. O kapıdan girip inşallah hep beraberce selamlamamızı yapalım. Buyurun. Evet, sevgili Peygamber Efendimizin manevi huzurlarına doğru ilerliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim bana salatü selam getirirse, onu bana melekler ulaştırır. Kim de benim mescidimde bana salatü selam getirirse, Allah o anda ruhumu iade eder, aracısız bir şekilde o selama mukabelede bulunur. Ayeti celileyi hatırlayalım. Es'adu billah. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellim teslima. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, o halde siz de o peygambere salavat getirin. Bizzat Allah bizden Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerif getirmemizi istiyor. Bizler de o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi huzurlarına doğru ilerleyip ona inşallah selamımızı arz edeceğiz. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi. Sol tarafımız Ravza-i Mutahhara, temiz bahçe anlamına gelir. Peygamber Efendimiz evimle minberin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kim cennet bahçesinde iki rekat namaz kılsa, cennette namaz kıldım dese yalan söyleme sayılmaz buyuruyor. İnşallah Allah hepinizi burada namaz kılanlardan eylesin. Ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala. Efendimiz'e yaklaştıkça yoğunluk artıyor. İnşallah güzel bir şekilde selamımızı arz edeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi. Evet, beklenen yerdeyiz. Buyurun hep beraberce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i ve Hazreti Ömer Efendilerimizi selamlayalım. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve'l-Ahirin. Ey Peygamber Efendimiz, ey Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, ey Hazreti Ömer Efendimiz, Allah'ın selamı üzerlerinize olsun. Allah sizlere de bizlere de merhamet eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzyıllar önce ashabına karşı övündüğü kardeşleri var ya, işte bizleriz ya Resulallah demeye geldik. Allah'ım sen şu anda bizleri izleyen bütün müminlerin dualarını kabul eyle ve buralara nasip eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim beni vefatından sonra ziyaret ederse sağlığında ziyaret etmiş gibidir. Biz de bu duyguyu yaşadık. Allah hepinize tattırsın. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek manada ümmeti olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Allah ona layık bir ümmet olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu arada tabii mesajlarınız gerçekten yağıyor. Allah hepinizden razı olsun. Sevgi Toprak Tunga Hanımefendi çok hayırsever bir iş insanı kendisi. Hayırlı Ramazanlar temennisine bulunmuş. Çok teşekkür ediyorum. Mücahit Katar, Cem Odocuoğlu, Yusuf abi bayağı yazanlar var. Allah hepinizden razı olsun. Son dakikalara geldik. İstanbul için biraz sonra imsak olacak ve artık
orucumuza inşallah ilk oruca niyetlenmiş olacağız Ahmet Hocam. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için oruç tutmaya diye niyet edeceksin. Evet yani inşallah. Evet niyet hani her zaman her şeyin başı niyet dedi ki yine innemel amalu bin niyat ameller yapılan niyet işler niyetlere göre değer kazanır. Evet. Bunu hiç kafamızdan çıkarmamamız lazım. Bu gece aslında Ramazan'ın ilk gecesi bize bu hadis-i şerefi kazandırdıysa hayatımızdaki bütün yapacağımız amellerin aslında en temel mihenk taşı diyeceğimiz, otorite diyeceğimiz hadis-i şerif bu. Ameller niyetlere göredir. Aynen öyle. Bütün çalışmalarımız Ramazan'daki hepsi amel ama niyetimize göre alacağız. O zaman çok akıllıyız, uyanık insan geçiniyoruz. Bizim niyetimiz Allah'ın rızasını kazanmak olursa, insanlara faydalı olmak, toplumdaki nefellere faydalı olmak, bu bütün insanlığın kurtuluşu için çalışacak bir elimizden gücümüze gelen gayreti ortaya koymaksa Allah'ın rızası da inşallah bize tecelli edecek. Biz gayret edeceğiz, muvaffak edecek olan Allah-u Teala'dır. Aynen. Biz kendimize bir kul olarak vazifemizi, kendimize düşen vazifeyi yapacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. Muhakkak. Tevekkül sahibi olacağız. İnşallah. Zaten tevekkülle alakalı da ayetler çokça var. Allah tevekkül sahibi olan kullarından i̇nşallah. Eylesin bizleri inşallah. Şimdi biraz sonra inşallah hocam böyle imsa böyle bir ezanla imsak dua. Ezanına şöyle bir dua ile i̇nşallah. Gitsek sizler güzel bir dua yapsanız i̇nşallah. Bizler de amin desek. Amin. Ama onun öncesinde böyle son olarak hani böyle manşetlik bir cümle dersin ya. Estağfurullah. Böyle seyircilerimize ne önerirsin? Ramazan'la alakalı. Ramazan-ı Şerif ayı tamam. Bizi bize getirmeye, kendimizi kendimize tanıtmak üzere geldi. Bize değer katmaya geldi. Bizi kazandırmaya geldi. Bizim birçok sıkıntılarımızdan kurtuluş olacak reçeteyi bize sunmaya geldi. Dertlerimizden, sıkıntılarımızdan arındıracak güzelliklerle geldi. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu elin bir azaptan kurtuluş. Bununla birlikte de Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde gelen Kur'an-ı Azimuşan, iyiyi kötüden ayıran, efendim doğruyu yanlıştan ayıran, bütün insanlığın kurtuluş reçetesini içinde barındıran Kur'an-ı Azimuşan ile olan bütünlüğümüzü hem halimizi arttırabilirsek en güzel işi yapmış oluruz. Allah razı olsun. Amin cümle. Ben şöyle bir veda edeyim seyircilerimize. Peki. Bugünlük tabii i̇nşallah. Vedamız bugünlük. Peki. Yarın yine sahur sohbetleriyle farklı bir konuğumla inşallah Casim hocamız, Profesör Doktor evet. Casim hocamızla beraber olacağız. İnşallah yarın çok güzel bir konuyu irdeleyeceğiz. Mütalaasını yapacağız ayetler hadisler ışığında ama ben hemen sözü fazla uzatmadan hocama vereyim ve size hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah şimdiden tutacağınız oruçları da makbul olsun diyorum. Niyazım o. Buyurun hocam. Amin. Estağfirullahel azim, estağfirullahel kerim, estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyûme ve tûb ileyh. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته وعليهم أجمعين يا أرحم الراحمين Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ey evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu elin bir azaptan kurtuluş mevsimini bize ikram eden Rabbimiz, niyetleneceğimiz oruçlarımızı şimdiden kabul eyle, kusurlarımızı affeyle, günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle, ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle, her türlü kötülüklerden cümlemizi muhafaza eyle. Bu vesileyle ya Rabbel Alemin Ramazan-ı Şerif orucunu takva üzere tamamlayabilmeyi, rızanı kazanmayı hepimize nasip eyle. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil şifa, dertli kullarına deva, borcu olanlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Bu ayda nüzul buyurduğun Kur'an-ı Mübin'in ahlakını, edebini, iffetini, hayasını kazanmaya cümlemizi muvaffak eyle. Bu vesileyle ekranları başında amin diyen kardeşlerimizin, her birerlerimizin hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Hayırlarda bizleri daim eyle. Şerlerden ve kötülüklerden cümlemizi muhafaza eyle. Kur'an-ı Azimuşan'ın tilavetiyle onu okumayı, anlamayı ve yaşamayı hepimize lütfeyle ikram eyle.
bu vesileyle dar-ı bekaya irtihal eylemiş olan ehli iman göçmüşlerimize de rahmet eyle. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stür uyubena rızaen lillah. Hayırların, fethi şerlerin def'ine, Ramazan-ı Şerif ayımızın hayırlı ve bereketli olmasına. El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. As-salamu